Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla ve Bursa Gemlik'te Vera Palace Otel'de son çektiğim videoyla karşınızdayım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Güzel Bursa'ya da selamlar olsun. Giderken bütün Bursa'daki bütün kardeşlere selamlar olsun. E, yani Gönül isterdik herkesle tanışalım ama nasip. E, Allah'a emanet olun. Bütün Bursa'daki sevdiklerimiz, bütün sevenlerimiz hepiniz burada Allah'a emanet olun. Özellikle e, Vera Palace çalışanları, Şener abimize... Gül Hanım'a, Batu'ya. Batu'ya buradan özellikle selam olsun. Onu Kadıköy Sokağı abone edemedim. Arkadaşlar gittiğiniz her yerde Fenerbahçeli gördünüz bir Tutun yakasından. Gel buraya deyin gel gel gel. Youtube kullanıyor musun? Kullanıyorum. Gir hemen Kadıköy Sokağı abone olayım. Hani telefoncu dayılar gibi yapma. Çıkar telefonunu falan gibi yapmayın da. Biraz daha nezih, nazik bir şekilde yapın. Ee, i̇nşallah nasıl olsa seneye de görüşürüz inşallah. Yani ben size üzüntülü bir haber vereceğim. Arkadaşlar bak önce şunu söyleyeyim. Hakkınızı helal edin. Bu haberi verdiğim için helal edin. Yok siz hakkınızı helal edin. Ben üzüntülü bir haber vereceğim. Bak şu an ülkenin e, en az %25'i yasa olacak. Bu haberi verdikten sonra bu haberi duyan herkes yasa olacak. Ben bu üzüntülü haberden dolayı hepinizden özür diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, rüştü her yerinden rüştü. yok o başka. E, Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek bu üzüntülü haberi veriyorum. Hakkınızı helal edin. Samatta'ya Arabistan'dan talip. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan dünyanın en iyi forveti Emuana Samatta ile Suudi Arabistan ekibi Damak FC'nin ilgilendiği belirtildi. Ben bir adım daha öteye gidiyorum. Hakkınızı helal edin ama resmi teklif yaptığı belirtildi. Şimdi bu haberden sonra lütfen takipten çıkmayın. Lütfen dislike atmayın bu videoya. Tamam ben de biliyorum çok seviyorsunuz. Geçtiğimiz sezon Genk'e kiraladığımız futbolcu ama Suudi Arabistan basını bir yıl daha sözleşmesi kalmış Samat'la ilgili haberi verdi. İsmail Kartal da onayladı. Zaten Rusya kampına gidenlere bakın. Lincoln yok. Sakat. Bir sakat olmasın. Evet. Samet Akaydın yok. Sakat. Samet'le ilgili de bir şey söyleyeceğim ama yok. Dilim varmıyor. Yok ya. Ya hocam açık açık söyle. Küfür ediyorsak da sana edelim. Samet Akaydın'ın sakatlığı bana biraz palavra gibi geliyor. Hani %100 emin değilim. Zayıf duyum olarak bilin ama yani Samet'in de Adana Demirspor'a 3 milyon euroya geri gitme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Hani bu iki tane üzüntülü haberden sonra lütfen yorumlarda küfür hakaret etmeyin. Tamam. İçinize atın. Yani bu şeyden sonra Hocam peki Samet'te kaça gidecek? Vallahi Bazen insanlar şanslıdır. 1.75 beklersin. Yani 1 lira 75 kuruşa bir şey beklersin. Bir bakarsın 4.5 liraya sana o şeyi geri verirler. Sen dersin ki hani ya hani 6 verseniz daha iyi ama daha 4.5'a idare edin falan derler. Sonra sen tamam deyince adamlar bir işkillenir 3.8'e 3.2'ye falan düşürürler ama olsun. Sonuçta sen 1.75'e de razısın. Fenerbahçe'den 3 yıldız için transfer hata. Aslında video başına da bunu koyacağım ama bence şu ana kadar dinlediğiniz şeyler moralinizi çok bozdu. Bundan sonrasını izlemezsiniz diye düşünüyorum. Arda Güler'in ayrılığından sonra teselliyi transferde arayan Fenerbahçe'de dev operasyon başladı. Arda'nın gidişinden sonra Wilfred Zaha için Fenerbahçe'ye yeni bir görüşme gerçekleştirip teklifini yükseltti. Daha da ötesine gitti aslında da. Ve Wilfred Zaha An itibariyle Fenerbahçe'ye çok çok yakın. Şimdi herkes bana şunu soruyor. Hocam Fe Zaha Fenerbahçe'de dedin. Böyle bir riske girdim. Senden sonra herkes de girdi. Ama neye dayanarak girdin? Arkadaşlar teklifimiz daha iyi. Oyuncunun menajeriyle görüşmemiz daha iyi. Oyuncuya kalacağı evine kadar gösterdik. Hepsini beğendi. Her şart okey. Referans aldığı isimler de okey. Tek imza kalıyor. Hocam niye o zaman imza atmıyor? Tatilini uzatıyor. Yav Yav yav, yav yavru arkadaşımız. Şimdi Lazio'nun teklifi gerçekten yetersiz. Lazio'nun ki bizimkinin zekatı kadar bir şey. Ali Koç da özellikle artık Arda Güler'in gidişinden sonra öyle olmaz böyle olur moduna girdim. Tartışılmayacak isim. Altay Bayındır. Altay'a resmi teklifler var şekerim. Var var var. Hocam sen bugün bizi bayağı ağlatacaksın. Fakat 5 milyon euro. Biz 5'e bırakmak istemiyoruz. Ha Livakovic'i 5'e verseler alırsın. Ama biz bir taktik deniyoruz. 3 tane Türk'ün yerini arkalı yönüne garantileyip geri kalanı yabancılardan kurmak istiyoruz. Arda için 8 ve üzeri teklif gelirse olabilir. Bak Livakovic için Zagreb 10'da 10 diyor. Biz beklemeye geçtik. Bakın bu transfer tamamen iptal olarak düşünmeyin. 10'da 10 diye düşünüyoruz. Bu arada bu Sarı Kız'ın yönetiminde falan çalışan yok mu ya? Benimle irtibata geçe de Kayseri'de bana koli koli gönderseniz. Ben bundan başkasını içemiyorum. Bu çok güzel. Kayseri'de de satmıyorlar. Anlaşamadılar herhalde. Limako işte 10'da 10 diyorlar. David De Gea gözler çevrildi ama David De Gea içinde birçok kişi diyor ki hocam İspanyol Altay Bayındır. Maddi imkanları sefer veriyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Livakov işte düşecek, düş yaşayacağını tahmin ediyoruz. Zayt'sın durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de orta saha için Sebastian Simanski'nin İsmine gözler çevrildi. Feyenoord Orkun Kökçü ile birlikte şampiyonluğu mimarlarından oldu diyor. Feyenoord şampiyon mu olmuş? Benim haberim yok. Ben şunu söyleyeyim size. Sebastian Simanski 10 milyon euro altında bon serviste verirlerse hayırlı olsun. Yoksa yoksa yok. İkna turları başladı. 10 milyon euro civarına ikna edilmeye çalışıyor. Futbolcu depar atarak gelmek istiyor. Bu Simanski olmazsa Gelin ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi inanmayacaksınız ama. Ya Thiago Alcantara. Hani 10 milyon euroyu buna bonservis vereceğine o çocuğa bir kısmını imza parası bir kısmını da maaşla verir. Ama bu çocuk 1,5 milyona Thiago Alcantara 4.5 Yani yılda 3 milyon euro zarar. 3 yıl oynatsan 9 milyon euro. 4 imza parası versen 13 milyon euro zarardasın bu mantıkla gidince. 13'den 10 çıkar 3 milyon euro zarardasın. Düz mantıkla gidince. Ama Simanski'yi satma ihtimalim var. Bunu satma ihtimali yok diyor. Karman çorman bir şey. Gürcan Bilgeç Ali Koç TFF'ye gözdağı verdi. Ben bu haberi çok merak ettim. Okuyamadım da. Şimdi Ali Koç önceki gün toplantıda önemli sözler sarf etti. Kanımca en önemlisi şuydu. İşi sıkı tutacağız. Fıtratımızda olmayan başkalarının fıtratında olan işleri yapacağız. Ne anlarsanız anlayın dedi. Ne anlayacağız? Yani açık açık bir tehdit değil mi? Tehdit. Kullanmadıklarını tekrarladı birçok kere troll kullanmadıklarını tekrarladı. Belki sosyal medyayla mücadeleye başlayacaktır. Geçen sezon özellikle Galatasaray'ın bu mecrada gündem oluşturduğunu. Hakikaten öyle. Galatasaray sosyal medyadaki trolleriyle yani Allah ikidir deseler gözü kapalı Galatasaraylıların hepsi Müslümanım diyenlerin hepsi retweet yapıyor. Lan böyle bir şey var mı ya? Harbi söylüyorum ya. Gerçekten diyorum. Yazıyor işte Fenerbahçe Başkanı küfür etti. Hemen retweetliyorlar. Lan bir araştırın yok. Şimdi sahada isem niye lobim olsun sözlerinin altını çizmek lazım diyor. Yani TFF'ye MHK'ya karşı sert olacağını belirtti Ali Koç diyor. Valla ben size bir şey söyleyeyim. MHK'ya da TFF'ye de ana avrat sövülmediği müddetçe ben bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Bak ana avrat harbi söylüyorum bak. Lan cezası neyse çekelim. Ana avrat. Niye? Geçen sene MHK başkanının anasını avradına sövüldü. Bir kadına edilmedi küfürler bırakılmadı rapora bile geçmedi. Demek ki söveceksin ki şampiyon yapacaklar. Bu mantıkla. İsmail Kartal çağırdılar geldim yükse, yükseliş ateşini yaktım tek yumruk olma zamanı dedi. Nasıl buldunuz diyor. İsmail Koca hiç görmediğim kadar hırslı ekibiyle öyle bir çalışmışlar ki ligdeki her takımın röntgenini çekip kendi ekibindeki eksikleri kapatmanın peşine düştüler. Oyuncu kurumuna inanıyor kaliteyi arttıracak transferlerin sözünü de almış. Keyfi yerinde tek eksi taraftar desteği. Tribünleri camianın karşısına değil yanına almak istiyor demiş. Ali Koç bu sezon daha bonkör olacağız dedi. Arda Güler'in olmasını da istiyordu ama bu şansı kalmadı. Hani gönül koyması kadar doğal bir şey olamaz. Ankara'dan getirdiği imkanlar sağladı. 5 sezondur her şeyine ilgilendi. Hani bunu söylüyor. Fenerbahçeliler kızmasın, kalmasını isterdim. Belki de şampiyonluk baskısının Arda'nın omuzlarına yüklenmesini istemediler. Çünkü herkesin gözü Arda'nın üstünde olacaktı. Henüz gelişim aşamasında. Son Kulüpler Birliği toplantısında dört büyük takım dışındaki kulüpler demiş ki şampiyonluk sayısına göre yayın gelirleri dağıtılmasın eşit dağıtılsın. İki türlü de anlamsız. Büyük kulüplere verilen fark geri kalanlara dağıtılsa takım başına 1 milyon euro bile düşmez. Hangi yaralarını saracaklar ki bu rakamla? İhalenin gücü ve çekiciliği lokomotif kulüpler. Onların taraftar sayıları ve yaptıkları yatırımların gücünden geliyor. Bu pastadan kim pay almak istiyorsa öncelikle o sofraya o ölçüde katkı yapması gerekir. Federasyon esas dağıtacağı parayı performansı endeksleyerek zaten diğer takımlar için fırsat yarattı diyor. Maçlarını kazansın gelirini arttırsın. Ben şunu söyleyeyim. Yabancı kuralını serbest bıraksın. Ancak şöyle bir şey söylesin. Sattığın Türk futbolcu kadar yabancı alabilirsin. Al sana madde. Bunu niye söylüyorum? Bünyamin Balcı. Hep Fenerbahçe'nin gündemine geldi. gitti. Fenerbahçe kalitesinde mi? Bence değil. Değil mi? Mesela işte hani o futbolcu bu futbolcu işte ee, şu kaleci bu kaleci. Satsın Avrupa'ya bir tane yabancı hakkı olsun. Satsın Avrupa'ya bir yabancı hakkı olsun. Satsın bir yabancı hakkı olsun. Düşünsene 20 tane futbolcu sattın. Bundan sonra 20 tane yabancı hakkım var. Satamadığın her sezona bir tane düşsün. Nasıl? Müthiş. Şimdi Fenerbahçe sistem takımı Arda Güler gözlerdeki pası sildi ama güçlü bir oyuna sahip üst düzey taktik bilgisi olan oyuncuları tercih ediyorlar. Arda gitti denklemden çıktı. İsmail Kartal doğru yapılanma yapmak zorunda. Simanski oğlanı da çok iyi sezon geçirdi. Dinamo Moskova ile trafik olacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dinamo Moskova bizden kimi istiyor biliyor musunuz? Mert Hakan yandaşı istiyor. Bak Mert Hakan yandaşı istiyor. Acaba biz Mert Hakan e, şey Mert Hakan Yandaş'ı oraya versek. Üstüne de 5-6 falan versek, Simanski alsak nasıl olur? Kaleci transferi şart diyor Altay Yırfancan tamam var ama Fenerbahçe'nin kaleci transferinde ihtiyacı var. Benim gördüğüm kaleci transferi bir mecburiyet. İsmail Hoca'nın Altay'a teklifler var diyerek kalecisinin gidebileceğini ima etmesi yönetimin tedbir almasını doğruluyor demiş. Size bir şey soracağım. İrfancan Can Eğribayat ve bir kaleci daha alacağız. Fenerbahçe'nin az kalecisi bunlar olacak. Ama Türk olacak. Kim alırsınız? Hakikaten bana bir tane Türk kaleci bulun. Merak ettim. Michi Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif. Şimdi bir kardeş vardı burada. Her videoma aşağılık aşağılık yorumlar yazıyordu. Muhtemelen yiyip de çıkaramadığı bir şey var. Dokması var arkadaşın. Ben Michi Batshuayi için şunu söyledim. 12 milyon euroya gidebilir dedim. Çıktı ağzına ne geliyorsa saydı. Yorumda gördüm. 3.5'a alındı da işte 7'ye bile satılmaz. 5'e bile satılmaz. Sen futbolları anlıyorsan ben e, köpeğim mi demiş bir şey demiş. Bu köpeğe söyleyin. Bu arkadaşa söyleyin. Bunu demek istemezdim. Özür dilerim ama kendisi söyleyince ben ne yapayım. Gerçi böyle bir şey demedi herhalde ama. Neyse bu arkadaşa söyleyin. Köpek köpek karıştırmayalım. Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan kulübü gözünü dikti ve 7,5 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. Resmi teklifte bulundu. Bu bütün sosyal medyada bakabilirsiniz. Ahmet Selim Kul'un haberine göre diyor 7,5 milyon euroluk teklifte bulundu. Arkadaşlar Ahmet Selim Kul Lake of Tears'ı tanıyan sayılı kişilerden birisi. İlginiz olsun. Haber doğru ancak yanlış Fenerbahçe 15 milyon euro istedi. Takım 10'a kadar çıktı. 10 milyon euroya kadar çıktı arkadaşlar. Ve size daha komik bir şey söyleyeyim. Batshuayi'ye yıllık 7,5 milyon euro teklif ettiler. Yıllık 7,5 milyon euro teklif ettiler. Sözleşme şeyi yıllık ücret. Bu kulüp. Batshuayi kabul eder mi hocam? Bizi bırakıp gider mi? Vallahi 15 milyon euro versinler. Fenerbahçe'den Simanski için ilk teklif geldi yazıyor burada. Şimdi burada Polonyalı orta saha için şey yaptı. Dinamo Moskova'ya teklifini sundu. Polonya'da Mechin'in haberine göre geçen sezon kiralık Feyenoord'da şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe masaya oturdu. ilk teklif 10 milyon euro. Feyenoord'un engeli ambargo. Feyenoord Simanski kadrosunu tutmak istese de oyuncu artık on servisiyle transfer olmak istiyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle Feyenoord o çapta bir parayı Rusya'daki hesaplara doğrudan veya dolaylı olarak aktaramıyor arkadaşlar. Şimdi anladınız mı? Bize, biz Rusya'dan niye alabiliriz? Ya neydi o? Vendel, Malcolm. Ya olmaz değil arkadaşlar, bunlar olmaz değil. Avrupa takımları alamıyorlar ama biz alabiliyoruz. Bizde bir şey sıkıntı yok. Bak, Malcolm ve Vendel. Bu dediğim iki arkadaşını unutmayın. Hocam sen çok hayalperest bir arkadaşsın. Katılıyorum. Çok hayalperest bir arkadaşım. Bir tanesi e, gitmek istemiyor. Bizim Zenit maçından sonra bir bakın. Çeşitli takaslar olabilir. Bakın Wendel orta saha 24 milyon euro piyasa değeri yaşı daha 25. Malcolm 26 yaşında 30 milyon euro piyasa değeri var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Olmaz 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 demeyin. Çünkü bunlar da Atilla Selay'ı izliyorlar. istiyorlar. Bu arada Atilla Selay için de kimdi? Ee, takımın bir 12 milyon euro teklifte bulunmuş. Önemli değil ki 12 milyon euro. Önemli değil. Benim bildiğim takımın bir tanesi 18'e kadar çıkabilecek. Hem de çok yakın zamanda maç yapacağımız bir takım. Vallahi bana birisi dese ki Atilla Selay'ı ver. Rossi'yi ver. Luan Perez'i ver. Vendel'le Malcom'u al. Kabul ediyor musun? O arkadaşa sarı kız maden suyu da hediye ederim. O kadar kabul ederim. Ben bu örneği de durduk yere vermedim. Moskova'nın Elizor'da Moskova büyük ücret bekliyorsa da hem oyuncunun ayrılık isteği hem de Fenerbahçe'nin isteği malum. Geçen sezon 5,5 milyon euro ile Leh Poznan'dan almışlar. Geçen sene 2 milyon euro kiralama ücretiyle Feyenoord'a gitmiş. 40 maçta 10 gol 7 asist yapmış. Ee, bu Simanski olabilir. Bir de son olarak Leandro Parades. Şimdi ben Thiago Alcantara örneğini verdiğimde bir şeyi söylemeyi unuttum. Fenerbahçe çift 8 ile oynasa. Yani 4-3-3 çift 8 ile oynasa nasıl olur? Yani şöyle söyleyeyim. Thiago Alcantara'yı merkeze yanına Parades arkalarına İsmail Yüksek ön libero mesela. Misa ya da Crespo ön libero. Nasıl olur? Oyuncu 6,5 milyon euro keş para alıyor Paris Saint Germain'den. Ama bir yıllık sözleşmesi kaldı. Hani Juventus, Paris Saint Germain, Zenit, Roma, Boca Juniors, Empoli, hani Verona bu tip takımlarda da boy göstermiş bir isimden bahsediyoruz. Valla Fenerbahçe'nin yerinde olsam iyi çalışırım, iyi çabalarım. Yani, ben size bir şey söyleyeyim. Bana desinler ki Samet serdar olacak. Tiago Alcantara, Parades sağ kanatta şey Cengiz Malcom ya da Wendel Tiago Alcantara Sağ kanatta Van, şey Malcom, sol da Zaha forvet Ceko olacak. Ama stoper ikilisi mecbur işte yok stoperden bir tanesi Türk olacak. Samet ya da Serdar oynayacak. Sağda da Ferdi oynayacak. Kalede de Altay oynayacak. Deseler ben kabul ediyorum. Zıplaya zıplaya kabul ediyorum. Koşa koşa kabul ediyorum. uçu uça kabul ediyorum. Bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Çok yakında bazı şeyler olabilir. Fenerbahçe'den 3 yıldız için transfer atan Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir beğeniyi çok görmesek sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere.